Herkese yeniden merhaba. Kadın Seri Katillerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Carla Homolka ve Paul Bernardo'nun yargılanmasından, yani işledikleri son suçlardan ve yargılanmalarından bahsedeceğim. Geçen bölümde çok heyecanlı bir yerde bırakmıştık. Aslında Yeşil Kiraz'a devam edecektim, yani kitap incelemesini bitirecektim ama hazır Cadılar Bayramı da geliyorken arayı daha fazla açmak istemedim. Bu arada Cadılar Bayramı'nda bir aksilik olmazsa canlı yayın yapmayı düşünüyorum 31 Ekim akşamında. Kostümümü giyip o şekilde canlı yayın yapacağım. Siz de gelirseniz böyle sohbetli falan bir yayın olacak. Gelmek isterseniz hepinizi kanalıma bekliyorum o gün. Evet, her neyse, çok fazla lafa dalmadan başlayalım. Bu arada boyama yapacağım bu bölümde. Seri Katiller boyama kitabımdan Carla Homolka'yı boyayacağım. Umarım hoşunuza gider. Geçen bölümde ne olmuştu? Carla Homolka'nın kardeşine çok kötü bir şeyler yapmışlardı. Onu öldürmüşlerdi ve sonrasında hala yaptıklarından pişmanlık duymadan onun odasında video çekmeye falan, sevişmeye, saçma sapan sapıkça iğrenç şeyler yapmaya devam ediyorlardı. Şimdi de başka diğer suçlarını, yani bununla da kalmayacaklar, birkaç tane daha kadına benzer şeyler yapacaklar. Bunları anlatacağım size. Bu arada eğer yeni başladıysanız seriye veya bir şekilde, bilmiyorum, yeni geldiyseniz, yeni dinlemeye karar verdiyseniz kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca Birdcast diye bir podcast'im var, onu da dinlemeyi düşünebilirsiniz. Bir de Kazıklı Maria Live diye bir kanal daha açtım, orada artık daha sık canlı yayın yapmaya çalışacağım, oradan da takip edebilirsiniz. Yani haftada bir benim yüzümü görmek yetmiyor bazılarınıza. O yüzden daha sık içerik çıkarmaya çalışıyorum sizler için. Evet, artık başlayalım isterseniz. Carla'nın anne ve babası Bernardo'nun çevrelerinde dolaşıp durmasından bıkmışlardı doğal olarak. Onun kızlarını sürekli meşgul etmesi, onu anne babasıyla bir an bile yalnız bırakmaması da can sıkıcıydı. Kızlarıyla konuşacakları zaman onun yerine Bernardo konuşuyordu. Sonunda Bernardo'dan taşınmasını istediler. Ya bence geç bile kalmışlar. Tammy'nin ölümünden sonra yalnız kalmak istiyorlardı. Carla onları hayal kırıklığına uğratarak Bernardo ile birlikte evi terk etti. Gücenmişti. İnanılmaz gerçekten. Anne ve baba acı çekiyorlar. Yani kız kardeş ölmüş. Bunun yasını tutmak istiyorlar. Ama ablaları bunun yasını tutacağına sevgilisiyle birlikte evden defolup gidiyor. Çift St. Catherine's'in hemen dışında manzaralı küçük bir göl kıyısındaki Port Dalhouse'da bir ev kiraladı. Bernardo ve Homolka artık kendi özel mekanlarında fantezileriyle baş başaydılar. Bernardo ile yaşamak korkunçtu. Carla ne zaman bir hata yapsa Bernardo onun koluna sert bir yumruk indiriyordu. Carla kolundaki morlukları uzun kollu bluzlar giyerek kapatıyordu. Bir diğer cezalandırma yöntemine Bernardo terörist saldırı adını takmıştı. Carla uyuyana kadar bekliyor, sonra ansızın onun üstüne atılıp ediyor ve onu yumrukluyordu. Geceler uzun ve huzursuzdu. Kabuslar içinde yarı uyur yarı uyanık geçiyordu. Bir gece Bernardo huzursuzdu. Yatakta dönüp duruyordu. Yatak ona birdenbire dar gelmişti. Homolka'yı yataktan yere yuvarladı. O geceden itibaren kendisi bütün yatağı işgal ederken Homolka'nın sürekli olarak yerde yatmasını istedi. Homolka büyüleyici prensiyle evlenmemeyi aklından bile geçirmedi. Evlenme planı geçerliliğini koruyordu. Bu arada Paul geceleri ve sabahın erken saatlerinde çıkıyor, kadınlara saldırıp onlara tecavüz ediyordu. Carla'ya saldırıları anlatıyordu. Bir keresinde Port Dollhouse'da sabah koşusu yapan genç bir kadına tecavüz ettiğinde Carla onu azarladı. Bunu eve çok yakın bir yerde yaptığı için kızmıştı ona. Evet. Carla bu suçlardan hiçbir şekilde rahatsız olmuyor. Sadece tek istediği, kendi bencil olduğu için tek istediği ikisine bir zarar gelmemesi yani. 6 Haziran 1991 günü Bernardo dışarıdayken Carla sadece Jane Doe olarak bilinen 15 yaşında bir kızı evlerine pijama partisi için davet etti. Jane Doe olarak bilinmesinin sebebi de ismi bilinmeyen kişilere İngilizce'de eğer erkekse John Doe, eğer kadınsa da Jane Doe deniyor. Yani kimliği bilinmeyen kişilere nedense böyle bir isim ve soyadı vermişler. Kız 12 yaşındayken Carla'nın o sırada çalışmakta olduğu evcil hayvan maması satan bir dükkanın önünde oynarken tanışmışlardı. Jane Carla'ya şöyle bir bakmış ve onun güzel bir prenses olduğunu düşünmüştü. Davet küçük kızı biraz şaşırttıysa da Port Dollhouse'daki eve çekinmeden gitti. Birlikte Ghost filmini seyrederlerken Carla onun içkisine sakinleştirici kattı.
daha küçücük bir kız, Reşit bile değil. Ve büyük birisi ona pijama partisine gelir misin diyor. Burada da bir otorite dengesizliği var gördüğünüz gibi. Yani onun gözünde bir abla ve onu pijama partisine çağırıyor. Aman Allah'ım ne kadar cool falan diye düşünüp gidiyor o da. Kız kendini kaybettiğinde Kara cep telefonuyla Bernardo'yu arayıp hemen eve gelmesini söyledi. Ona sürpriz bir düğün armağanı hazırlamıştı. İnanılmaz iğrenç ya. Yani sürpriz olarak şey yaptığı, belirlediği şeye bakar mısınız? Küçük bir kız sürprizi. Yani diyorum ya size, hani ilk bölümde de söylüyordum, bu bölümde de söylüyorum. Kurban olan bir insan, yani gerçekten bu insanın elinden çeken, kurtulmak isteyen bir insan böyle davranmaz. Kesinlikle kendisi de istiyor yani. Paul eve geldiğinde Carla bilincini kaybetmiş kızı ona sundu. Bernardo önce duraksadı. Tammy'nin başına gelenlerle ilgili kaygılarını dile getirdi. Carla ona güvence verdi. Bu kez ilacın dozunu gayet iyi ayarlamıştı. Yani bu da aslında Carla Homolka'yı da aktif olarak bir seri katil yapıyor. İlla o yani öldürme işlemin onun gerçekleştirmesi gerekmiyor. Buna ön ayak oluyor, kurban buluyor. Yani karşı taraf bir şey yapmak istemese bile yap bak yani bir şey olmaz falan diye güvence veriyor, ikna ediyor. Bu bildiğin seri katillik yani. Beraber artık yapıyorlar bu işi. Kıza tecavüz ederken kendi görüntülerini kayda aldılar. 15 dakikalık video kaydında Bernardo bakire kızı zorlarken görülüyor, bir ara şöyle bir yorumda bulunuyordu. Lanet olsun, onu patlatmam gerekecek. Carla kendi genital organını Jane'in yüzüne sürüyor, kalçalarını şehvetle döndürüyordu. Daha sonra kızın parmaklarını... Neyse, burasını anlatmayacağım, anlamışsınızdır umarım. Bu arada kamera kayıttaydı. Carla kameraya doğru büyük cıvık bir öpücük hareketi, ardından da kıza yine cinsel olarak saldırıda bulunuyor. Ertesi gün Jane de uyandı, hasta gibiydi fakat gece olanlardan habersizdi. Paul kızı arabayla evine bıraktı. Döndüğünde Carla'nın koluna hoşlanmadığı bir şey yapmış gibi var gücüyle vurdu. Bunu niye yaptın diye inledi Carla. Jane'le işler fazla düzgün gitti dedi Paul. Neden Tammy gibi olamadı? Fakat Carla oynamaya hazır olduğunu ve aynı şeyin gelecekte de olabileceğini Paul'a göstermişti. Bu kızı öldürmüyorlar ama yaptıkları şey zaten yeterince iğrenç yani. Bu da çok ciddi bir suç, çok ciddi bir saldırı. Şimdi seri katillik yapmış olmadılar ama bu yaptıkları da artık seri tecavüz mü dersiniz, ne dersiniz, artık öyle bir şey oluyor yani. Leslie Mahaffey cinayeti. Bir hafta sonra 14 ya da 15 Haziran 1991 gecesi, Bernardo ile Homolka'nın evlenmelerinden tam 2 hafta önce Paul her zamanki gibi etrafı kolaçan etmeye çıktı. Bernardo sık sık Homolka'ya uygun bir bakire bulursa onu kaçırıp eve getireceğini söylüyordu. Görünüşe bakılırsa bu sözler Carla'yı pek kaygılandırmamıştı. Bakire derken bu arada küçük kızlardan bahsediyorlar. İğrenç ama yani kastettikleri şey bu. Ne var ki o gece Bernardo'nun aklında farklı bir şey vardı. Toronto ile Niagara Şelalesi arasındaki Golden Horseshoe'daki bir başka zengin şehrin, Burlington'ın sakin banliyö semtlerinde dolaşmaya başladı. Muhasebeciliği bırakmıştı artık. Sadece içki ve sigara kaçakçılığı yapıyordu. Bu işleri yürütürken arabasına çalınmış plaka takıyor. Böylece ABD tarafındaki duty free mağazalarının park yerlerindeki gümrük görevlilerini yanıltmış oluyordu. Kapüşonlu siyah bir kazak giyen Bernardo, insanların çoktan uykuya daldıkları sessiz, bahçeli evlerin bulunduğu sokaklarda arabasıyla dolaşıyor, çalmak için uygun bir plaka arıyordu. Arayışı her türlü cinsel dürtüyle birlikte sürüyordu. Gözleri pencerelerdeydi. Hem plaka hem de tecavüz edebileceği bir kadın arıyordu. Saat 2:30 civarında Bernardo, Deborah ve Dan Mahaffey'e ait evin avlusuna sessizce girdi. Birden gözüne ailenin 14 yaşındaki kızı Leslie ilişti. Kız avlunun karanlık bir köşesinde piknik kanepesinde tek başına oturuyordu. Leslie Mahaffey uzun, dümdüz, bal rengi saçları olan, insanlara hep sıcak bir tebessümle bakan sevimli bir kızdı. Özgür ruhlu, bağımsız ve isyancı bir kızdı. Ancak sorumluluk duygusu da gelişmişti. Anne ve babasıyla kavga etmiş, yakın zamanda evden kaçmıştı. Evden kaçan çoğu ergen gibi caddelerde dolaşmamış, en iyi arkadaşının evinde kalmaya başlamıştı. Arkadaşının annesi onun evlerinde kalmasına izin vermişti. Leslie her gün eve telefon edip anne ve babasına kendisini merak etmemelerini söylüyordu. 10 gün sonra Leslie kaçaklıktan bıkıp evlerine döndü. Anne ve babasıyla arasındaki gerilimin azaldığı görülüyordu. Sorun Leslie'nin eve saat 23'te gelmesinin beklenmesiydi. Çok ilginç bir aile dinamiği. Ben evden kaçıyorum ama haberiniz olsun, beni merak etmeyin. 10 gün boyunca arkadaşımda kalacağım. Sonra tekrar döneceğim. Anne ve baba da iyi tamam. İyi o zaman hadi bye falan diyorlar. Bu da çok garip bence. Benim çocuğum evden kaçsa onu yani... Tamam, sorun neyse beraber çözelim.
Ama evimize gidelim yani başkalarının evinde olmaz falan şeklinde ikna etmeye çalışırdım. Anne ve baba demek ki çok da istemiyorlarmış çocuğu yani. Neyse. Bir de çok üzücü ya. Çocuğunu ihmal ediyorsun ve sonunda başına böyle bir şey geliyor. O vicdan azabını tahmin bile edemiyorum yani. Salı gecesi Leslie'nin 4 lise arkadaşı dehşet verici bir trafik kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi. Cuma günü Leslie ve arkadaşları ölen arkadaşlarının evine gitmişler. Sonra da onları anmak için parkta toplanmışlardı. Leslie'nin annesi onu arkadaşlarının evine bırakmış, en geç saat 23'te evde olmasını, gecikirse telefon etmesini söylemişti. Leslie cep telefonlarının henüz kullanılmadığı bir dünyada telefon edemedi ve saat 1.30'a kadar dışarıda kaldı. Leslie'yi bir erkek arkadaşı eve bıraktı. Eve geldiklerinde herkes uyumuştu. Arkadaşı Leslie içeri girene kadar kapıda beklemek istedi. Fakat Leslie ona her zaman açık tutulan yan kapıdan girebileceğini, beklememesini söyledi. Fakat hem yan hem de arka kapılar kilitliydi. Leslie'nin anahtarı vardı. Fakat evden kaçtığı sırada anne ve babası kapı kilitlerini değiştirmişlerdi. Bu küçük olayın kızlarının hayatına mal olacağını nereden bileceklerdi? Aman Allah'ım ya, çocuğun evde yokken neden kilit değiştirirsin? Sanki gelme defol dermiş gibi. Korkunç bir tesadüfler silsilesi olmuş. Keşke böyle bir şey yapmasalarmış ya. Annesinin ertesi gün yapılacak cenaze törenine gitmesine izin vermeyeceğinden korkan Leslie onları uyandırmamaya karar verdi. Saat 2'de evin yakınlarındaki bir telefon kulübesinden evinde kaldığı arkadaşına telefon etti. Geceyi orada geçirmeyi düşünüyordu. Fakat bunun için arkadaşının annesinin uyandırılması ve arabayla gelip onu alması gerekecekti. Hiç böyle Amerikan korku filmleri izlediniz mi? Hep böyle mahalle arasında bir şeyler olur, birileri gelir falan filan. O zamanlar gerçekten özellikle 80'lerde 90'larda cep telefonu yokken, ne bileyim işte gizli kameralar falan yaygın değilken, o kadar çok böyle korkunç olayın yaşanmasına müsaitmiş ki. Bir de yani, ya çok üzgünüm ama anne ve baba yapacak diye, anne ve baba kızacak diye onlara haber vermiyor. Bu ne kadar kötü bir şey. Yani bu yüzden çok önemli. Yani anne babanın çocukla ilişkisi çok önemli. Mesela hiçbir şeyden korkmaması gerekiyor. Çocuğun size bir şey söylerken korkmaması gerekiyor. Size güvenmesi gerekiyor ki başına böyle şeyler gelmesin yani. Hem kilidi değiştiriyorsun hem git gelme sonra gel falan. Sonra da çocuk senden izin almaya korktuğu için gecenin ikisinde telefon kulübesine gidip arkadaşını arıyor yani. Geceyi orada geçirmeyi düşünüyordu. Fakat bunun için arkadaşının annesinin uyandırılması ve arabayla gelip onu alması gerekecekti. İki kız bunun uygun olmayacağını düşündü. Saat 2.20 gibi Leslie telefonu kapadı ve yürüyerek eve döndü. Arka bahçedeki piknik kanepesine oturdu. Bernardo gölgelerin arasında belirdiğinde orada oturmuş ne yapacağını düşünüyordu. Birden yakışıklı, sarışın ve genç bir adamla karşılaşan Leslie şaşırdı. "Burada ne arıyorsunuz?" diye sordu. Bernardo ona komşu evleri soyduğunu söyledi. 14 yaşındaki isyankar kız çok cool diye karşılık verdi. Biraz çene çaldılar. Leslie ona dışarıda kaldığını söyledi. Sonra ondan bir sigara istedi. Burada da yabancılarla konuşmamamız gerektiğini anlıyoruz arkadaşlar. Hele hele soyguncu olduğunu söyleyen biriyle asla konuşmamamız gerekiyor. Bir de 14 yaşındasın, küçücüksün ya. Ay kafayı yiyeceğim ya, neyse. Bu arada eğer arkadan gürültüler geliyorsa Pankek ve 404 oynuyor. Lütfen kusurlarına bakmayın. Biraz kuduruklar bugün. O yüzden yani gürültüler gelebilir. Elimden geldiğince azaltmaya çalışacağım ama şimdiden kusura bakmayın. Paolo'nun sigara paketinin bir sokak ötedeki arabasında kaldığını söyledi. Bahçeden çıkıp arabaya doğru yürüdüler. Bernardo ona arabada biraz oturmayı teklif etti. Kız kabul etti fakat biraz tedirgin olmuştu. Arabanın kapısının açık kalmasını istedi. Ön yolcu koltuğunda oturan Leslie'nin ayakları arabanın dışındaydı. Bernardo sürücü koltuğunda oturuyordu. Leslie açık kapıdan sigara dumanını dışarıya üflemek için başını çevirdiği bir anda Bernardo bir yılan gibi ansızın harekete geçti ve kızın gırtlağına bir bıçak dayayarak ayaklarını içeri sokmasını istedi. Bernardo kızı arka koltuğa itti, sıkıca bağlayıp üzerini bir battaniye ile örttü ve Port Dollhouse'daki evine kadar 56 kilometre araba sürdü. Bu arada Leslie'ye istediği her şeyi yapması halinde zarar görmeyeceğini söyledi. Allah'ım, o 56 kilometrelik yani bir saatlik yol nasıl cehennem gibi geçmiştir o kız için ya. Bir gün ne oldu biliyor musunuz? Taksiciye çok geç bir saatte akşam. Ben de Çamlıca tarafında oturuyordum o zamanlar. Ve bilirsiniz belki bazılarınız Altunizade'den Çamlıca'ya çıkarken böyle yol ayrımı var. Ve o aşağı giden yolda da yani Şile otoyoluna çıkıyor. Yani çok bildiğin otoyol. Bayağı böyle benim hiç bilmediğim ve gecenin bir vaktinde tekinsiz işte böyle ağaçlar, ormanlar falan korkunç bir yer yani.
taksiciye ben yukarıdan gider misiniz diye söylediğim halde aşağı saptı, tamam mı? Ve yani size o anki böyle nasıl bacaklarımın tutmama, yani bacaklarımın nasıl uyuştuğunu anlatamam. Yani böyle insan gerçekten o an çaresiz hissediyor kendini. Böyle arabadan atlayacaktım az daha. İşte kapıyı kilitlerse ne yapacağım falan onu düşünüyorum. Ve dedi ki işte yanlış mı döndüm falan. Ben de evet dedim, yanlış döndünüz ve ben artık hani ya geri dönün ya da ben inmek istiyorum arabadan. Çünkü şu anda çok tedirgin oldum falan dedim. Böyle bir şey de yani söylenir mi, aslında çok salakça da. O da yok yanlış anlamayın işte bilmem sizin, benim sizin yaşınızda kızım var bilmem ne, ama yani inanılmaz çaresizce ve böyle elinizde bir silah da yok, bir şey de yok. Yani biber gazı nereye kadar işe yarayacak, araba sürmeyi bilmiyorum falan. Çok kötü bir his gerçekten şu anda. Bu 56 kilometrelik yolu bir de ölmeden önce, yani ölmeden önceki birkaç saati bu kızın. Ve o nasıl bir psikolojik işkence çektiğini çok zor düşünmek bile istemiyorum. Anne babası kim bilir neler hissetmiştir onu birazcık seviyorlarsa eğer. Neyse, Bernardo kızı eve sokar sokmaz hemen kamerasını çalıştırdı ve kızı dövüşünü, ona ç- ve işkence edişini kayda aldı. Bu süre içerisinde Leslie sürekli bağlı kaldı. Öldürülme korkusuyla saldırganın yüzüne bakmaya bile cesaret edemeyen Leslie, bağları gevşediğinde Bernardo'yu uyarıyordu. Kayıtta Bernardo kendisini öldürmemesi için yalvardığı ve ağladığı görülmektedir. Küçük kardeşini tekrar görmek istediğini söylüyordu. Korkunç, üzücü bir şey bu. Neyse. Bu arada Carla alt katta Amerikan Sapığını okumakla meşguldü. Bir roman. Bret Ellis diye bir yazarın bir romanı. Filmi de var biliyorsunuzdur izlediyseniz. Kendi sevgilisine böyle bir Amerikan sapığı, karizmatik bir seri katil falan olarak görüyor. Ay. Yani istese müdahale edebilir. Bunu söylemeye çalışıyorum. İstese polis çağırabilir. Her şeyi yapabilir yani. Bu kurban psikolojisi değil. Korkunç bir insan. Arada bir çağrıldığında yukarı çıkıyor. Bernardo kıza söz ederken kamerayı tutuyordu. Mahkemede kendisine küçük bir kıza yukarıda söz ve işkence edilirken aşağıda nasıl oturup kitap okuyabildiği sorulduğunda Carla soruyu anlamadı ve tuhaf bir yanıt vererek aynı anda iki işi yapabilecek yeteneğe sahip olduğunu söyledi. Bu anlamamazlıktan gelme olayını başka seri katillerde de görebilirsiniz. Özellikle benim çok böyle sinirlerimi bozan iki tane seri, yani seri katil değil de iki tane kadın katil var bu konuda. Bir tanesi bebeğini öldüren bir kadındı. Casey Anthony diye aratırsanız bulacaksınızdır. Yani böyle o kadar böyle aptalca cevap veriyor ki. Bir de Amerika'da şöyle bir kanun var. Suçsuzluğun ispatlanana kadar masumsun. Eğer ortada ceset yoksa seni herhangi bir şeyle suçlayamıyorlar. Yani bizim gibi belki doğu ülkelerinde böyle işlemiyor olabilir. Eğer kanıtlar oraya götürüyorsa ceset bulunmasına bile gerek yok. Bizde yani bence daha sık yargılanır, daha duygusal yargılama yapıldığı için bizim gibi ülkelerde. Ama Amerika'da öyle değil işte. Ceset bulunmadığı sürece yani elinde senin bıçak olsun, onu öldürdüğün bıçak olsun, ya senin parmak izlerin olsun o bıçakta. Ama yine de bazen olmuyor işte. Yani böyle daha akıllı bir şeylerin o delikleri, hukuksal delikleri bulup onların arasından kayabilen avukat. Yani zengin olacaksın, iyi bir avukat bulacaksın. Ve her şeyden kaçabiliyorsun Amerikan yargısına göre. Çünkü böyle inanılmaz bir özgürlük var ya. O yüzden senin bir birey olarak böyle bir şeyle suçlanman da eğer ortada kanıt yoksa kabul edilemez gibi bir şey oluyor. O açıdan röportajları izleyebilirsiniz. Yani birazcık vicdanı olan, bir gram vicdanı olan insan sürekli soruluyor. Artık yoruluyor bir yerden sonra ve itiraf ediyor. Lanet olsun, ne çekeceksem çekeyim diyor. Ama başka insanlar da mesela Chris Watts öyle. Chris Watts da çocuklarını ve hamile karısını öldürmüştü. Ama mesela hiç söylemeyebilirdi. Orada hukuksal bir boşluktan yararlanıyor polisler. Hemen ona soruyorlar. Onu duygusal olarak kırıyorlar. Artık bir yerden sonra itiraf etmeye ve yerlerini söylemeye mecbur kalıyor. Onun da röportajını izleyebilirsiniz. Chris Watts sorgulama falan diye aratırsanız. Tabii bunlar İngilizce, maalesef Türkçeleri yok ama bilmiyorum, altyazılarla belki anlayabilirsiniz. Bir de Jodi Arias
diye aratırsanız ikisinin de videosunu koyarım alta, tamam mı? Bu kişilerin sorgulamalarını falan izleyin. Sadece yalan söyleyerek, soruları anlamamazlıktan gelerek, böyle aptal rolü yaparak kaçıyorlar yani. Resmen yargılanmıyorlar ve suçsuz bulunuyorlar. Yani bu tamamen bir sosyopat davranışı. Yani çünkü içinde bir gram empati, bir gram işte ne bileyim topluma karşı nasıl görüneceğini düşünmek, insanların senin hakkında ne düşüneceğini düşünmek falan, bunları düşünebilen bir insan yapmaz yani. Kesinlikle son noktaya kadar gidiyorlar. Hiçbir şekilde soruları cevaplamayacağım ve hapse de girmeyeceğim diyor yani. Vicdan sıfır kısacası. Her neyse, Leslie Mahaffey'e yapılan işkence ve tecavüz kaydını ayrıntılı biçimde aktarmak gereksiz, kaba ve belki de ahlak dışı olacaktır. Daha önce verdiğimiz kayıt konuşmalarının hareketle Carla ve Bernardo'nun kıza neler yaptıkları kolayca tahmin edilebilir. Okur kayıtta olanların ayrıntısını öğrenmek isterse Torontolu cinayet muhabiri Nick Pro'nun kitabı Little Marriage'e başvurabilir. Pro, kaydın tamamını yayımlamak gibi zor bir karar vermiş. Bu kaynak ayrıntı isteyenler için yeterlidir. Tabii bu kitabın yazarı olan Peter Ronski de bence bütün kayıtlara ulaşabiliyordu bir yazar olarak. O izni vermişlerdir ona. Ama şöyle bir durum var. Evet, gerçekten söylediği gibi etik değil. Geçen bölümde ben size Carla ve Paul Bernardo arasındaki kardeşleri hakkındaki konuşmaları falan anlatırken bile çok zorlandım. Bazı yerleri okumadan geçtim falan. Bilmiyorum yani, çok ayrıntı öğrenmek isteyeceğinizi de düşünmüyorum. Çünkü yorumlara zaten birçok kişi bu kadarını bilmek, duymak bile midemi bulandırdı yeterince demişti. Ama dediğim gibi Paul ve Carl arasındaki diyaloğu okumak istiyorsanız tamamını Kadın Seri Katiller Peter Ronski adlı kitabı alabilirsiniz. Leslie Mahaffey'e yapılan şeyleri okumak isterseniz de Nick Pro'nun kitabı Little Marriage'e başvurabilirsiniz. Leslie Mahaffey yaklaşık 24 saat acı çekti. Gecenin bir vakti Leslie yukarıdaki yatak odasında kelepçelenmiş olarak yatarken Bernardo ile Homolka mutfağa inip sorunu tartıştılar. Sorun şuydu. O gün babalar günüydü ve Carla'nın annesiyle babası o akşam onlara yemeğe gideceklerdi. Bu onların ilk ziyareti olacaktı. Carla'nın daha sonra anlattıklarına bakılırsa Bernardo kızın kendisini gördüğü, serbest kalması halinde şikayette bulunacağı düşüncesiyle onu öldürmeye karar vermişti. Carla ölürken bir şey hissetmemesi için kıza uyku ilacı vermek istemişti. Of! Kıza ilaçları verdikten sonra onun kucağına Bernardo'nun kendisine armağan ettiği oyuncak ayıyı bıraktı. Kız yatağa kıvrılıp derin bir uykuya daldı. Sonra yine Carla'nın anlatımına göre Bernardo siyah bir elektrik kordonunu kızın boynuna dolayarak onu öldürdü. Bernardo'nun yatak odasının halı kaplı zemininde ölen Leslie oracıkta bir idrar havuzu bıraktı. Bu bile çok korkunç bir detay aslında. Okuyup okumamak arasında kaldım ama sonra okumaya karar verdim. Neyse, en azından 1 gram 0,00001 gram vicdan varmış ki bari uyku ilacı vermişler çocuğa. Of, neyse. Bernardo Carla'ya kızın kanıyla lekelenen yastık kılıflarını ve çarşafı değiştirmesini söyledi. Carla daha sonra onun en sevdiği yatak takımı olduğunu söyleyecekti. Onları atmak yerine dikkatle yıkayacaktı. Yani hiçbir yorum yapmayacağım arkadaşlar. Direkt geçeceğim. Bernardo kızın cesedini bodruma indirerek serin bir köşede gizledi. Sonra Leslie'nin idrarının zeminde kurumakta olduğu odaya çıkarak yatıp uyudular. Bernardo o gece Carla'nın kendisiyle birlikte uyumasına izin vermişti. Öğlene doğru uyandılar ve Carla hemen mutfağa inip anne ve babası için yemek hazırlamaya başladı. Homolka çifti eve geldiğinde Bernardo onlara evi gezdirdi. Elbette onları Leslie'nin cesedinin bulunduğu bodruma indirmedi. Pazartesi sabahı Carla her zamanki gibi kliniğe giderken Bernardo bodruma inerek plastik bir örtüyü çadır haline getirdi. Altına gazete kağıtları serdi. Sonra Leslie'nin cesedini oraya taşıdı ve elektrikli testereyle 10 parçaya ayırdı. Çadırın içi tepeden aşağıya kan, doku parçaları, vücut sıvılarıyla elektrikli testereyle parçalanan bir cesetten sıçrayacak her şeyle lekelendi. Abi yani gerçekten canavar. Başka bir şey söyleyemiyorum, canavar yani. Bernardo çadırın içini temizlemeye çalıştıysa da ancak bodrumdaki su giderini tıkamayı başarabildi. Daha sonra hızlı kuruyan çimento satın almak için dışarı çıktı. Eve döndüğünde 10 ceset parçasını ayrı ayrı betonlayarak bodrumun bir köşesine istifledi. Kanlı çadırı olduğu gibi bırakarak evden çıkıp Carla'yı iş yerinden almaya gitti. Eve döndüklerinde onu doğruca bodruma indirdi ve çadırı temizlemesini istedi.
Carlo Homolka ifadesi sırasında bodrumu temizlemek için limonlu lizol kullandığını açıklayacaktı. Daha sonra yukarı çıkıp yemek yediler. Bernardo bir süre kadar etli yemek yiyemeyeceğini söyledi. Lizzie'nin kesik başının ne kadar hafif olduğunu anlattı ona. Gülerek karşılıklı şakalar yaparak yemeklerini yediler. Allah kahretsin sizi. Ertesi akşam Bernardo onu işten aldığında beton blokların arabanın bagajında olduğunu söyledi. İlk buluşmalarında seviştikleri Gibson Gölü'ne gittiler ve beton blokları suya attılar. Sonraki iki hafta boyunca Carla düğün hazırlıklarıyla uğraştı. Gelinliğini denerken arkadaşları onun kolundaki morlukları gördü. Carla onlara çürüklerin klinikteki köpeklerle uğraşırken olduğunu söyledi. 29 Haziran 1991 Cumartesi günü gösterişli düğün nihayet turizm beldesi Niagara on the Lake'te gerçekleşti. Niagara şelalesi ucuz oteller, gazinolar, hediyelik eşya mağazalarıyla dolu, beş para etmez, karnaval mekanı gibi bir yerdi. Oysa oraya 20 dakika mesafedeki Niagara on the Lake önemli bir tiyatro merkezi olmasının yanı sıra şık bir eski kolonist yerleşimiydi. Aşağı yukarı Bernardo ile Homolka'nın dünya evine girdikleri dakikalarda Gibson Gölü'nde avlanan bir balıkçının oltası suyun içindeki beton bloklara takıldı. Yeterince derine atılamayan bir blok açıkça görülüyordu. O gece polisin Leslie Mahaffey'nin cesedini bulduğundan habersiz olan Bernardo ve Homolka, düğün sırasında topladıkları paraları saymakla meşguldüler. Hawaii'de balayı için harcayabilecekleri 9000 dolarları vardı. Ya işte, çok zeki olduğunu zannetti o kadar gerizekalı. Parçalara böldü, beton bloklara koydu ama aptal işte. Oh, iyi ki ama gerçekten bazen böyle diyorum. İyi ki aptallık yapıyorlar ki böylece bulunabiliyorlar. 30 Kasım 1991 günü Carla ve Paul'ün 14 yaşındaki Terry Anderson'a kilisenin park yerinden çıkarken kaçırmış, ilaçla bayıltmış ve öldürmüş olabileceklerinden kuşkulanıldı. Kızın cesedi Port Dalhousie sularında yüzerken bulunmuştu. Ancak cesette LSD izlerine rastlanınca polis kızın kazara suya düştüğün sonucuna vardı. İşte buradan da polisin ne kadar gerizekalı, aptal ve önyargılı olduğunu görüyorsunuz. Hani tacize uğradığında şey diyorlar ya, o zaman onu giymeseydin falan. Aynı onun gibi olmuş. Üzerinde LSD bulunduğu için ha o zaman düşmüştür falan. Neyse. Kristen French cinayeti. Leslie Mahaffey cinayetinden sonra Bernardo 10 ay boyunca Homolka'yı dövdü ve başka kurbanlara saldırıp tecavüz etti. Nisan 1992'nin Paskalya tatilinde hafta sonundan önceki perşembe günü öğleden sonra Bernardo yeni bir bakireye ihtiyacı olduğunu düşündü. Homolka'ya saçına at kuyruğu yapmasını, böylece daha masum görüneceğini söyledi. İkili Kutsal Haç Katolik Kilisesi'ne doğru araba sürdüler. Burası Terry Anderson'ın kaybolduğu yere 1-2 kilometre mesafedeydi. Bernardo daha önce okulu kolaçan etmişti. Kızların giydikleri kısa etekler, beyaz bluzlar ve dizlerine kadar gelen çoraplar onu uyarmıştı. Öğrenciler okuldan çıkarken Bernardo arzularına uygun bir kız bulabilmek için onları süzüyordu. 12. sınıftan 15 yaşındaki ciddi ve çalışkan Kristen French'i gözüne kestirdi. Onu arabasıyla takip etmeye başladı. Kızın yalnız yürüdüğünü görünce onun yanından geçerek arabasını kilisenin park yerine götürüp orada bıraktı. Kristen arabanın yanından geçerken Carla bir şey soracağını söyleyerek onu yanına çağırdı. Arabanın kapısını açık bırakan Carla, arabanın ön kısmına bir harita yayarak kızdan nerede olduklarını göstermesini istedi. Bu güzel genç çift Kristen'da hiçbir kuşku uyandırmadı. Haritaya bakarken Bernardo arkadan yaklaştı ve kızı kavrayıp arabanın içine soktu. Homolka kızı arka koltukta sıkıca tutarken Bernardo sürücü koltuğuna geçip gaza bastı. Bernardo ve Homolka sonraki 3 gün boyunca Kristen'a cinsel saldırıda bulundu. Her şeyi her zamanki gibi kayda alıyorlardı. Geceleri onu uyku haplarıyla uyutuyor, bağlıyor ve küçük bir odaya kilitliyorlardı. Video kaydında Bernardo Kristen'in üzerine işiyor, dışkılamaya çalışıyor ve ondan şöyle söylemesini istiyordu. Ben senin 15 yaşında kutsal haç seks kölenim. Ve sen dünyanın en güçlü adamısın, istediğin her şeyi hak ediyorsun. Çok kibar, güçlü ve seksisin. Sen kralsın, efendi, bütün kralların kralı, bütün dünyanın en iyi adamı, benim cezalandırılmam iyidir. Aklıma yine Adnan Oktar geldi, bilmiyorum sizin de aklınıza geldi mi, sürekli kendini övdürüyordu ya. Bernardo Carla'ya Tammy'nin benzer okul üniformasını giydirdi ve onun Kristen'la birlikte yatağa uzanmasını istedi. Sonra onlara birbirlerine bir şeyler yapmalarını söyledi. Bernardo psikopat bir film yönetmeni gibi kameranın arkasından onlara talimat veriyordu. İşte şunu yap, şöyle yap, böyle yap, biraz ses istiyorum falan. Carla polis ifadesinde şöyle diyecekti. Neredeyse birbirinin aynı okul üniformaları içindeydik. Aynı şekilde makyaj yapmıştık. Kıkırdıyor, gülüşüyorduk. Dışarı çıkmaya hazırlanan arkadaşlar gibi davranıyorduk. Paul ne isterse onu yapıyorduk. Elimde bir parfüm şişesi vardı. Kendisine biraz parfüm sürmemi istiyordu. İnanılmaz bir durum.
tecavüze uğrayan, dövülen, esir alınan kurban parfüm denemek istiyor. Fakat daha sonra açığa çıkarılan video kaydında bunlar var. Momoka ve Kristen önünde makyaj malzemelerinin olduğu banyo aynasının önünde duruyorlar ve Bernard onları kayda alıyor. Video kaydı başlıyor. Ne tür parfümden hoşlanırsın diyor Homolka. Kristen, Eternity ya da Giorgio. Öyle mi? Ben de Giorgio severim. Yeni bir parfümüm var, Huxton. Henüz kullanmadım, bugün belki kullanırım. Tamam kızlar, sizden ne istediğimi biliyorsunuz. Eteklerinizi çıkaracaksınız. Tamam, şimdi öne doğru eğilin. Bana güzel bir kıç gösterin. Ne kullanıyoruz, görelim bakalım. Eternity. Aa, Eternity, bunu seviyorum. Bak, bu da Escape, ondan nefret ediyorum. Öyle mi? Onu koklayabilir miyim? Ağır bir koku. Bunu hiç kullanmadım. Bir gün işteyken Matmazel gibi dergilerden biri vardı elimde. Ön sayfada kocaman bir parfümün fotoğrafı vardı. Burada denediğim başka parfümler de var. Mesela Alfred Song. Bunu deneyebilir miyim? Elbette. Kaydedilen bu sahneyi açıklarken Homolka mahkemeye Bernardo'nun kendisiyle Kristen arasında bir rekabet duygusu yarattığını söyledi. Onlardan makyaj malzemeleri ve parfümleri seçmelerini istiyordu. Bernardo şöyle diyordu. En iyi kokan beni kazanır. Kameraya konuşun. Bernardo öne doğru eğilir ve Kristen'ı koklar. Sonra Homolka'yı koklar. Hayır hanımefendi, bu güzel kokmuyor. Bu güzel kokuyor. En güzel sen koksan da sana üzüleceğim anlamında bir şey söylüyor. Görüntü kaydı Kristen French'in Bernardo ve Homolka'nın elinde 3 gün boyunca çektiklerini gerçeküstü bir olay olarak açığa vuruyordu. O sırada hiç kimse Kristen'in öz eden ve onu öldürmek üzere olan cani ruhlu psikopatların elinde olduğunu bilemezdi. Bu dehşet verici olayların bazılarına burada yer verilmesinin sebebi, bir kurban ile katil arasında, seri katilin elinde hayat ile ölüm arasındaki o bıçak sırtında beliren hassas dinamikleri canlandırma gereğidir. Kesinlikle oradaki psikoloji çok farklı olur muhtemelen. Yani umarım kimse tatmaz bunu da. Ya senin hayatını bağışlasın diye elinden geleni yapıyorsun, çok farklı bir şey oradaki. Bu kabusun orta yerinde Kristen French zekasını kullanarak fakat umutsuz bir ruh hali içinde hayatta kalmaya ve katillerini oyalamaya çalıştı. Kaydın bir bölümünde Kristen ve Carla Bernardo'nun zorlamasıyla sevişiyorlardı. Homolka, senden hoşlanıyorum Kristen. Kristen, ben de senden hoşlanıyorum. Biraz eğlenmek ister misin? Elbette, neden olmasın? Dişlerin nasıl bu kadar düzgün olabiliyor? Bilmiyorum, seninkiler nasıl? Sonra Kristen'i soymaya başlıyor. Kristen, titriyor muyum? Hayır, kendini evinde hisset. Ne güzel bacaklarım var. Biraz kısa, hiç de değil. Sana bir şey sorabilir miyim? Gitmeden önce köpeğinizi görebilir miyim? Bana saldırmaz değil mi? Sana bağlı. Elbette. Gitmeden onu görebilirsin. Köpekleri severim. Ben de severim. Yani gitmeye çalışıyor. Bunun için böyle bir zarf atıyor. Hani gidersem, yani gitmeden önce görebilir miyim falan diye. Ama sana bağlı diyerek elini kolunu bağlıyorlar. Kristen'ın buradaki diyalogundan olay sırasında aklının başında olduğu ve zekice davranarak kendisini tutsak alanlarla ilişkisinde serbest kalmasını sağlayacak bir bağlam yaratmaya çalıştığı açıktır. Kristen olumlu bir tutumla şöyle demektedir. Gitmeden önce köpeğinizi görebilir miyim? Cesur ve parlak bir hayatta kalma girişimi. Bu girişim biraz farklı bir profili olan seri katillerin elinde olsaydı potansiyel olarak işe yarayabilirdi. Evde tutulduğu sırada Bernardo iki kez yiyecek almak için evden çıktı ve Kristen Homolka ile yalnız kaldı. Bernardo kapıdan çıkar çıkmaz Kristen Carla'ya kendisini serbest bırakması için yalvarmaya başladı. Fakat Carla reddetti. Üçüncü gün Kristen French, Bernardo'ya açıktan direnmeye başladı. Onun emirlerine artık itaat etmiyordu. Bunun üzerine Bernardo ona Leslie Mahaffey'nin tecavüz ve işkence kaydını gösterdi. Ona şöyle dedi. Bunun ne olduğunu biliyorsun değil mi? Sana söylediklerimi yapmazsan onun başına gelenler senin de başına gelecek. Kristen kayıp olduğu bildirilen cesedi daha sonra parçalanmış halde Gibson Gölü'nde bulunan kızın yüzünü gördüğünde dehşete kapıldı. Mahaffey görünce dehşete kapılmasına rağmen 15 yaşındaki cesur Kristen French, Bernardo'nun sapık isteklerine daha fazla boyun eğmeyi reddetti ve kararlı bir tutumla karşı çıktı. Uğrunda ölünecek bazı şeyler vardır. Bernardo kızı vahşice yumruklayıp tekmeleyerek tepki gösterdi. Homolka ve Bernardo ona tekrar tekrar özettiler. Sonra Bernardo onu yine dövmeye başladı. Kayıtta yer alan son görüntüde Kristen bağlı olarak yarı baygın yerde yatmaktadır. Hırıltılı bir sesle söylediği son sözler şöyledir. Karının senin yanında nasıl durabildiğini anlamıyorum. Kısa bir süre sonra Bernardo bir elektrik kordunu alıp Kristen'in boynuna doladı. Dikkatli bir zamanlamayla kızın boğazını 7 dakika kadar sıktı. Carla kızı öldürürken onun kulağına şu sözleri fısıldadığını söyler. Ölüm hakkında ne biliyorsun? Gerçekten kurtulacağını zannetmiştim Kristen'in ama olmadı. Dante'nin cehenneminde bir dehşet filmi çekilseydi Bernardo ile Homolka bu filmin baş oyuncuları olurlardı. Homolka Bernardo'nun kızları öldürdüğünü doğrularken
Bernardo da Homolka'nın onunla yalnız bıraktığı kızların ikisini öldürdüğünü söyledi. Bernardo, Kristen French'i öldürmek istemediğini, onu sadece seks kölesi olarak tutmak istediğini söyledi. Homolka'nın kıskandığı için Kristen'i öldürdüğünü iddia ediyordu. Bernardo'nun o sıralarda Amerikan sapığının yanı sıra Kristen McGuire ile Carla Norton'ın Perfect Victim'ine elinden düşürmemesi anlaşılabilir. Bu kitap evli bir çift tarafından Kaliforniya'da kaçırılan ve 7 yıl seks kölesi olarak tutulan 20 yaşındaki bir genç kadının gerçek öyküsünü anlatıyordu. Ayrıca Leslie Mahaffey'nin otopsi raporu sırtında Carla'nın dizlerinin boyut ve biçimine uygun bir çift çürük olduğunu ortaya koyuyordu. Carla, anne ve babasıyla Paskalya yemeği yiyecekleri için Bernardo'nun Kristen'i öldürdüğünü söyledi. Bernardo onu delilleri yok etmeye zorlamıştı. Kristen'in saçlarında Bernardo'nun kiliminden dokular vardı. Carla kıymetli kilimi yok etmek yerine kızın saçından iplikleri topladı ve onları bir torbaya koydu. Korkunç. Zaten sorgulama sırasında ay halım şöyle, mobilyam böyle falan diye polisleri resmen eşyalar için darlayacak. O kadar böyle eşya meraklısı ve o kadar insan canı onun için değersiz ki. Sadece kendini ve kendi eşyalarını düşünüyor. Cesedi birlikte banyoya taşıdılar ve suya batırdılar. Polisin ceset üzerinde parmak izi bulmaması için onu iyice yıkadılar. Ardından kızın giysilerini, saçlarını, sırt çantasını şöminede yaktı ve külleri dikkatle topladı. Kristen'ın saatini paramparça etmeden önce iyice temizledi. Katillerin Mahaffey'nin kaçırıldığı Burlington'da yaşadıkları izlenimini uyandırmak için Kristen'ın cesedini Leslie Mahaffey'nin mezarının üzerine bırakmayı düşündülerse de mezarı bulamadılar. Sonunda Kristen'ı yasa dışı bir çöplüğe attılar. Kızın çıplak ve saçsız cesedi kaybolmasından 14 gün sonra orada bulundu. Bernardo ile Homolka aynı hayatı 8 ay daha sürdürdü. Bernardo onu dövüyor, çevrede dolaşıp kadınlara tecavüz ediyor, Homolka ile birlikte fahişelerle üçlü seks yapıyordu. Sürekli içmeye, Kare'yi neredeyse her gün dövmeye başladı. Artık onun yüzüne de vuruyor, saçlarını yoluyordu. Bir keresinde Bernardo onu bodrumdaki soğuk kilere kapattı. Işığı söndürdü ve kapıyı sürgüledi. Dehşete kapılmış karısına şöyle bağırıyordu. Leslie sana saldıracak. Leslie işte burada. Tam da onu doğradığım yerdesin. Carla geceyi karanlık kilerde kilitli geçirdi. Carla ile arabada giderken sokakta dolaşan kadınları işaret ediyor ve bir dahaki sefere onlara tecavüz edeceğini söylüyordu. Bir keresinde sokakta bir kadını seyrederken mastürbasyon yaptı. Bu arada Carla başka yöne bakıyordu. Carla bütün bunlara rağmen onunla birlikte kalmaya devam etti. Bernardo'nun bir maglite'ı vardı. Sert çelikten yapılmış, silah namlularına takılabilen bir el feneriydi bu. Sağlam ve kullanışlı olduğu için bu tip fenerleri genellikle polisler taşırdı. Bir polisin kullandığı maglite'ın darbeleriyle insanların öldürüldüğü vakalar vardır. Bernardo karısını dövmek için onu kullanmaya başladı. Carla sonunda kaçtı. 5 Ocak 1993 günü vücudundaki morluklarla ve şişliklerle baba evine sığındı. Anne ve baba hemen kızlarını acil servise götürdü ve Bernardo karısına saldırmakla suçlandı. Homolkalar Bernardo'nun kızlarını bulamaması için onu Toronto'daki amcasının evine gönderdiler. Apartman sakinleri gözlerinin çevresindeki morluklardan ötürü gizemli sarışına rakun yüzlü adını taktılar. Oha ya, ne kadar ayıp bir şey yani. Ancak birkaç hafta içinde Homolka bir disco partisine gitti ve kendisine yeni bir sevgili buldu. Ona geçmişinden söz etmedi. Başından boşanmayla sonuçlanan kötü bir evlilik geçtiğini söylemekle yetindi. Bu arada Bernardo boş evin içinde dolaşıp duruyor, Carly'e sesleniyordu. Sokulgan tavşanım, evde misin bukleli Carly? Doğrudan Carly'e hitap eden görüntülü kayıtlar yaptı. İntiharla tehdit ediyordu. Sana muhtacım Car, seni seviyorum, prensesim, kraliçem benim, her şeyim. Artık her gün seni düşünüyorum. Artık biliyorum asla dönmeyeceksin. Bu beni öldürüyor. Banu Alkan'ın bir videosu var ya. Ya araya böyle çok komik şeyler söylemek zorunda kalıyorum ama gerçekten böyle ortamı yumuşatmak için, çünkü o kadar iğrenç şeyler anlattım ki benim bile midem bulandı. Buraya onu koymak istiyorum çünkü bana bu Paul Bernardo'nun yalvarmaları onu hatırlattı. Canım sevgilim gel bak, güzel. Harika bir manzara var. Gel bebeğim benim ya. Gel canım benim. Bana her şeyi yoluna koymak için bir şans verilsin istiyorum. Gitmen gerekir de biliyorum. Seni suçlamıyorum. Aslında benim için yapabileceğin en iyi şey buydu. Ne halde olduğumu sen gidince anladım. Seni ne çok sevdiğimi anladım. Hayatıma dokunan en özel insansın sen. Evet, Tammy'den bile daha fazla. Her şeyi kaybettiğini, artık geri dönüş olmadığını anladığında sığınabileceğin tek şey ölüm olabilir. Tamam, bu hayatı sikeyim, tamam mı? Öteki tarafa gittiğimde anlaşıldı. Orada senin için daha iyi olacağım. Sen de oraya geldiğinde her şey tamam olacak. Ne dediğimi anlıyor musun? Tipik manipülatif laflar işte. Yani... Hiçbir anlamı olmayan, döndüğünde dövmeye devam edeceğine emin olabilirsiniz. İlişkileri sona ermiş fakat bu hızlı ve rezilce olmuştu.
Bu arada Bernardo Scarborough tecavüzlerinin pek çok şüphelisinden biri olmuştu ve eşkari tecavüzcülerden birisininkine uyduğu için polis ondan DNA örneği istemişti. Carla'nın evi terk etmesinden 3 hafta sonra bir DNA örneği nihayet polise ulaştı. Hükümet fonlarının kesintiye uğratılmasından sonra testleri yapmak 26 ay sürmüştü. Nazik genç muhasebeci Paul Bernardo polisin aradığı adamdı. Polis hemen Bernardo'yu 24 saat takibe aldı. Arabasıyla kadınlara yaklaşırken onu izliyorlardı. Polis Bernardo'nun Niagara bölgesinde yaşamakta olduğunu keşfettiğinde onun Leslie Mahaffey ve Kristen French cinayetlerini de şüphelisi olarak tanımlamakta gecikmedi. Dedektifler Carla Homolka'yı ziyaret ettiler ve ona birinin saçını kesip kesmediğini, French'in kaçırıldığı kilise park yerinde bulunup bulunmadığını sordular. Neden bunları sorduklarını açıklamadılar. Homolka panik halindeydi. 17 Şubat 1993 günü Bernardo tutuklandı ve Scarborough tecavüzleriyle suçlandı. Carla Homolka çözüldü ve amcasıyla karısına her şeyi anlattı. Onu hemen bir avukata götürdüler. Bu arada bence niye kurtuldu? Ya bence değil öyle zaten. Niye kurtuldu? Yani katil olmaktan niye kurtuldu? Çünkü tam zamanında ayrıldı Paul Bernardo'dan. Eğer biraz daha ilişkiye devam etseymiş, yani aslında tehlikeyi sezdiği için de kaçmış olabilir aslında Carla Homolka. Çünkü hiç güçsüz bir kadın değil. Gayet kendini düşünen, gayet her şeyin farkında olan bir kadın yani. Bence polisin şüphesini çektiğinin farkındaydı Paul Bernardo'nun. Ve zaten ayrılmak için bahane arıyordu. O yüzden kaçtı. Böylece Paul Bernardo'yu suçuyla baş başa bıraktı. İşe de yaradı bu arada. Hemen avukata götürmeleri o açıdan çok şey olmuş yani. Şu anda kurtulmuş ve özgür bir kadın olarak sokaklarda geziyor. Şimdi bunun nasıl olduğunu anlatacağım size. Carla'yı hemen bir avukata götürdüler. Bu arada polis Bernardo'nun evinde bir adli tıp araştırmasına başladı. İzlerin karışmaması için birer astronot gibi giyinen adli tıp teknisyenleri duvarları kazıdılar, döşemede delikler açtılar, su tesisatını incelediler, halılardan numune aldılar, süpürgelikleri kanırtarak çıkarttılar, her saç kılını ve kumaş lifini vakumlayarak aldılar. Evin tamamında parmak izi araştırması yaptılar. Polis teknisyenler Perth Dollhouse'daki ölüm evinde tam 22 gün geçirdiler ve Bernardo'yu iki kızın öldürülmesiyle ilişkilendirecek hiçbir şey bulamadılar. Bu sefer temizliğini güzel yapmış demek ki. Bu arada Carla Homolka herkese anlatıyordu. Doktorlar, polis, hemşireler, sosyal hizmet görevlileri, aile ve arkadaşlar, herkes Carla'nın cinayetlerdeki rolü dışında her şeyi biliyordu. Carla artık bir kurbandı. Bir süre sonra kendisi de buna inanmaya başladı. Zekasını kullanarak ezilen kadın sendromunu ve post-travmatik stres bozukluğu belirtilerini taklit etmeye başladı. PTSD deniyor buna kısaca. Zamanla söylemin ve belirtilerin ustası haline geldi. Bernardo ile ilişkisinden söz ederken sık sık taciz çevrimi ve öğrenilmiş çaresizlik gibi terimler kullanıyordu. Bunları Lenore Walker'ın 1979 tarihli The Battered Woman adlı kitabından öğrenmişti. Dövülen kadın anlamına geliyor, yani şiddete uğrayan kadın. Polis Homolka'nın söylemekten kaçındığı bir şeyi, mesela Bernardo'nun tecavüz ettiği Jane Doe'nun kandırılmasını ve uyutulmasını sorduğunda, Homolka, Bernardo'nun kendisine yaptıklarından ötürü post-travmatik stres bozukluğuna bağlı hafıza kaybına uğradığını iddia edecekti. Yani çok acı. Bunların işe yaramış olması, bu yalanların işe yaramış olması çok acı gerçekten. Bir de gerçekten PTSD yaşayan, gerçekten şiddete bağlı, ne bileyim işte böyle kötü bir ilişkiden dolayı hafıza kaybı yaşayan insanlara da haksızlık yani. Carla'nın önceleri ailesiyle birlikte kaldı ve Paul'ün sadece hafta sonlarında evi ziyaret ettiği gerçeğine rağmen Carla Noel'de onun kız kardeşini uyuşturarak tecavüz etmesine yardım etmesi için kendisine yaptığı baskıya direnemediğini iddia ediyordu. Carla Homolka'nın avukatı cezasını hafifletmek için ona Bernardo'ya karşı tanıklık yapmasını teklif ettiğinde savcılar evde Bernardo'yu Mahaffey ve French ile ilişkilendirecek hiçbir bulgu olmadığı sonucuna varmaya başladılar. Kasıtsız cinayet suçunu kabul ve Bernardo'ya karşı tanıklık karşılığında Homolka'nın 12 yıl hapis cezası alması söz konusuydu. Kanada Ceza Kanunu'na göre Carla 4 yıl yattıktan sonra, bu arada Niagara Şelalesi'ne yakınlar diye hep böyle Amerika'da olduklarını düşünüyoruz ama Kanada'da gerçekleşmiş bir olay bu yani. Bu insanlar da Kanadalı, o yüzden Kanada'nın yasalarına göre yargılanacaklar. Kanada Ceza Kanunu'na göre Carla 4 yıl yattıktan sonra suça iştirakını inkar etmesi halinde ise 8 yıl sonra şartlı tahliyeye uygun hale gelecekti. Savcı şartlı tahliye başvurusuna itiraz etmemeyi kabul etti. Homolka ile bu müzakereler yapılırken Bernardo avukatına kendi eliyle çizdiği bir harita vererek onu polisin araştırmayı tamamladığı Perth Dollhouse'daki eve gönderdi. Evde tek başına olan avukat banyoya gitti, tavandaki lambayı çıkardı.
elini çatı izolasyonunun arkasına sokarak 6 adet Hi8 video kaseti çıkardı. Hi8 de bu hani Sony falan kameralar oluyor ya, küçük ya, 2000'li yıllarda çok kullanılan küçük kameralar vardı ya. Müzik kasetine benzeyen kasetleri vardı. Onlara Hi8 deniyor. Polis küçük evi tam 72 gün aramış fakat tecavüz ve işkence kayıtlarını bulamamıştı. Avukat kayıtların varlığını 15 ay kadar gizledi. Carla savcılar tarafından sorguya alınmadan bir hafta önce kayıtları teslim etti. Onları ele geçiren savcıların Carla'yı sorgulamaları artık gereksiz görülebilirdi. Ya böyle bir şey yasal mı? İnanamıyorum ya. Resmen avukatı kullanıyor. Yani avukata gitsen o kayıtları al ve bunu kimseye söyleme diyor. Çünkü onun katil olmadığını savunacak ya avukat. Avukat da tamam diyor. Bu suç ortaklığına girmiyor mu ya? Ne kadar farklı işliyor yasalar. İnanamıyorum yani. Hani gerçekten vicdanlı olan bir insan yok abi ben bunu yapamam der ve kasetleri alıp direkt teslim eder yargıya. Ama o zaman tabii iyi bir avukat olamazsın değil mi? Suçlu avukatı olmak bazı insanlara daha cazip geliyor. Bence korkunç bir şey ya. Onların da gerçekten katillerden farkı yok yani, bazen öyle düşünüyorum. Carla Bernardo'ya karşı tanıklık yaparak kendisini onun bir kurbanı olarak gösterdi. Ne var ki bu tanıklığın artık anlamı kalmamıştı. Paul ve Carla'nın kayıtları mahkemenin topladığı bulgular arasında yer aldı. Jüriye gösterildi. Gözlemciler ve basın onların varlığını öğrendi. Herhalde bunu Carla'ya karşı kullanmak için böyle yapıyorlar ama yine de bilmiyorum ben ya. Jüri Carla'nın tecavüz ve işkence olaylarına kendi isteğiyle katıldığı ve bundan zevk aldığı kanaatine vardı. Yapabilecekleri başka bir şey yoktu. Sorun çözülmüştü. Paul Bernardo kızlara tecavüz ettiğini itiraf etti. Video kayıtları için bir şey diyemedi. Ancak Mahaffey ve French'i öldürdüğünü inkar etti. Her iki kızın da Carla'nın gözetimi altında öldüğünü iddia etti. Tanıklığın sonuna doğru Bernardo cinselliği ile ilgili bazı sorunları olduğunu kabul etti. Gelecekte bu konuda profesyonel yardım almak istiyorum dedi açıkça. Bu sözler üzerine mahkeme salonunda neden bir kahkaha koptuğunu anlayamadı. Bernardo 1995'te hayat boyu hapis cezası aldı. Kanada'da idam cezası yok, o yüzden ömür boyu hapis cezası alıyor. 25 yıl kadar şartlı tahliyeye uygun olmayacaktı. Bu süreyi doldurması pek mümkün görünmemektedir. Homolka cezaevinden arkadaşlarına yazdığı bir mektupta şöyle diyordu. Tıpkı sizler gibi benim böylesine dehşet verici şeyler yapmayacağıma inanan bazı insanlar var burada. Cezaevinin üniversiteden bazı dersler alması için kendisine fırsat sağladığını da yazdı. Buradaki hayatın insanların sandıkları kadar kötü olmadığını bilmenizi isterim. Burada olduğum süre içerisinde üniversiteyi bitireceğim düşüncesi bana umut veriyor. 4 yıl içinde şartlı tahliye alabileceğim ve serbest kalacağım, hiç şüpheniz olmasın. Cezaeviyle ilgili tek kaygısı şuydu. Umarım cezaevinde saçlarımı yaptırmama izin verirler. Saçlarım mahvolursa ölürüm. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu aralar çok fazla Türk dizisi izlediğim için hep onlardan örnek veriyorum ama Aşk-ı Memnu'da Firdevs Hanım geberecek. Yani araba kazası geçirmiş. Boyunluk var. Boyunluğa fular takıyor. Ve sonra uyandığında ilk istediği şey de böyle gecelik, makyaj, ayna falan oluyor yani. İnanılmaz gerçekten. Bazı insanlar, yani anlamıyorum. Bazı insanların dış görünüşlerine verdiği önem inanılmaz gerçekten ya. Asla böyle biri olamam herhalde. Yani olanları da yargılamıyorum da sadece çok garip geliyor bana. Carla ne 4 ne de 8 yıl içinde dışarı çıkabildi. Medyada yer alan Carla haberleri, onun cezaevi ekibi, lezbiyen ilişkileri, kız kardeşini öldürmekten hüküm giyen bir erkek mahkumla aşk ilişkisi, cezaevindeki psikiyatri dosyası, kişisel mektupları ve fotoğrafları, bütün bunlar kamuoyunda öfke yaratan bir baraj oluşturdu ve ıslah sistemini Carla'ya cezasının tamamını çektirmeye, onu 12 yıl cezaevinde tutmaya zorladı. Daha fazlasını yatmış olmaması çok üzücü gerçekten. Ama neyse 12 yıl kalmış en azından. Ben böyle başka şeylerde olduğu gibi ev hapsi olur 3 gün 5 gün ve çıkar diye düşünmüştüm. Size vereceğim örneklerde çünkü öyle cezalar var gerçekten. Neyse 2005 yılının Temmuz ayında bağımsızlık gününde gerçekleşen zorunlu tahliye. Bir de Amerika'da şöyle tuhaf bir durum var biliyor musunuz? İnsan öldürmek mal çalmaktan daha değersiz sayılıyor bazen. Mesela bir işte atıyorum bir tane yakının öldürülüyor. Özellikle kadınlar öldürüldüğünde böyle oluyor. Bir yakının öldürülüyor ama ondan dolayı mesela suçlu katil 6 yıl falan ceza alıyor. Ama yakınını öldürürken araba çaldıysa mesela ya da bir dükkana girip bir şeyler çaldıysa 12 yıl, 15 yıl, 20 yıl hapse çarptırılabiliyor. Yani çok ilginç gerçekten Amerika'da insan hayatına verilmeyen değer, mala mülke verilen değer. Hani sözde böyle özgürlüğü çok pazarladıkları için özgürlük her şartta önde ya.
Aslında başka bir yönden bakıldığında da yani can, insan canı çok değersiz. Ya o kadar böyle kapitalizmin dibinde yaşıyorlar ki can malın yanında hiçbir şey yani. Neyse, sistemsel eleştirimizi de yaptıktan sonra sonuca bağlanalım artık. 2005 yılının Temmuz ayında bağımsızlık gününde gerçekleşen zorunlu tahliye helikopterden yapılan çekimlerle naklen yayınlandı. Medya 6 ay kadar onunla ilgilendi, sonra bıktı. Carla Montreal'de bir yerde tutuklanmalarından kısa süre önce Bernardo ile birlikte benimsedikleri Tell adıyla yaşıyor. İsim ikisinin de favorisi olan Criminal Law filminde Kevin Bacon'ın canlandırdığı seri katil Martin Teal'dan geliyor. Ya bunun böyle farklı bir isim koyulması bile yasak olmalı bence. Bir de sevdiği bir seri katilin ismini koymamış mı? Yani korkunç gerçekten ya. Carla'nın yeniden harekete geçeceğine ya da bir başka seri katile esin kaynağı olacağına dair kamusal korkuya rağmen yakınlarda görüldüğü gibi basının onu bir otobüs durağında sıradan insanların arasında otobüs beklerken bulması gibi durumlar dışında ondan pek söz edilmemesi iyidir. İstatistiksel olarak bakarsak cezaevinden kaçan ya da salıverilen Carla gibi yüksek profilli kadın saldırganların yeni suçlar işledikleri görülmemiştir. Charlene Gallego gerçek ismi gizli tutularak hayatını sürdürmektedir. Bunun masum bir durum olduğunu umut edelim. Hayır kardeşim ya, öyle istatistiksel falan filan ona bakmayın siz. Saçmalık yani. Cezasını çekmesi gerekiyor. Bir daha aynı şeyi yapmayacağım sözü falan cezanın yerine geçmiyor. Öyle insanları geri getirmiyor. Yani cezasını çekmesi de geri getirmeyecek de en azından yakınlarına bir adalet yerini buldu hissi verecek yani. Bu kitap yayına hazırlanırken Kanada medyasında serbest bırakıldıktan sonra Carla'nın bir köpek edindiğine, gizlice evlendiğine ve bir oğlan doğurduğuna dair söylentiler haberleştirildi. 8 Şubat 2007 günü Toronto Sun manşeti bas bas bağırıyordu. Yoksa gerçek mi? Carla bir anne, 2 yıl içinde yeni bir köpek yavrusu, yeni bir koca ve yeni bir bebek. Evet, böyle söylentiler var. Hatta doğru oldukları söyleniyor. Carla Homolka diye Google'da aratırsanız bile zaten gizlice çekilmiş fotoğraflarını falan görebilirsiniz. Yani bugüne dair fotoğraflarını görebilirsiniz. Quebec mi? Kanada'nın bir yerinde yaşıyormuş. Hatta şeyler istememişler. Okulun velileri, çocuklarının okula gelmesini falan istememişler. Yani Carla Homolka ile aynı okulda veli olmak istememişler daha doğrusu. Bir sürü şu ana dair yani yakın yıllarda çekilmiş fotoğrafları, videoları falan var. Gittiği hiçbir yerde istenmiyor yani. Aslında cezasını çekiyor, buna emin olabilirsiniz. Ama ben o çocuğa ve kocaya acıdım. Hatta köpeğe bile acıdım yani. Bence hiç sağlıklı değil böyle bir insanın çocuk yapması. O çocuk ne kadar sağlıklı yetişecek yani. Ayrıca annesinin bir seri katil olduğunu bilecek yani. Çok korkunç bir durum gerçekten. Yani bunu kimseye yaşatmaya hakkı yok, anlatabiliyor muyum? Hapiste kalsın yani. Ne bir çocuk yapıp onun da hayatını mahvetmeye ne de gittiği yerdeki etraftaki çocukların, anne babaların böyle hayatını huzursuz etmeye hakkı var. Yani bence hayatı boyunca, yaşam boyunca bunu çekmek zorunda. Bunu çekmeye mahkum yani. Onun hayatı öyle olmak zorunda bence. Hiç bence çünkü yani ölenler için geri gelecek bir acı değil. O da hayatını bu şekilde işkence gibi yaşamak zorunda bence. Onun da cezası bu. Çocuğuna falan üzülüyorum ama ne yapayım yani. Yapacak bir şey yok gerçekten. Bir tane Facebook grubu vardı hatta. Carla Homolka şu an şurada, şu an burada falan diye. Bulabilirsem onu da linklere koyarım. Carla'nın durumunu açıklamak zordur. Bernardo ile tanışmasından önceki kişisel tarihinde diğer seri katillerle hatta psikopatlarla ortak bir şey yoktur. Carla'ya cezaevinde bulunduğu sırada bilinen bütün psikolojik testler yapıldı ve her biri ortaya normal bir profil koydu. Hair Psychopathy Checklist Revised puanı 5 idi. Şahsın psikopat kategorisinde görülebilmesi için en az 20 puan gerekiyordu. Öte yandan Carla'nın cezaevinde bulunduğu sırada sapkın psikoloji derslerini izleyerek Queen Üniversitesi'nden psikoloji diploması aldığını biliyoruz. Testlere verdiği yanıtları yönlendirmiş olabilirdi. Tabii ki olabilirdi ya. Bir sosyopat gayet rahat bir şekilde bunu yapabilir yani. Homolka gizemini korur. Akılsız olduğu için kötü değildi. Elmas Kulübü arkadaşları kadar renksiz ve ruhsuz bir sistemin alışveriş merkezi ortamlarının insanıydı. Carla sadece kendi ortamının bilincine sahipti. Ailesi duygusuz bir orta sınıf kibir yuvasıydı. Zavallı kız kardeşi Tammy 16. doğum gününde bir Porsche istiyordu. Ki bu orta sınıf özlemlerini bile biraz aşıyordu. Carla Homolka bir tecavüz ve cinayet ortamında kozmetik ürün markaları hakkında gevezelik yapabilen biriydi. Fakat en basit ahlaki kanaatlerden yoksundu. Kız kardeşinin tecavüze uğramasını izleyebiliyor, korkmuş dövülmüş bir kız çocuğunu elinde olduğu halde serbest bırakmaktan kaçınıyordu. Doğru olanı yapma kapasitesi tamamen yok olmuştu. Homolka için Bernardo ucuz romanların kahramanları kadar mükemmeldi.
Sarışın, iri yapılı, kendi tarzı olan büyük kötü iş adamıydı o. Bu arada bunun çevirisi de şuymuş. Şu ana kadar fark etmemiştim. Biriniz yazınca fark ettim. Big Bad Boss. The Big Boss yani. Büyük kötü iş adamı. Çeviriye bak ya. Ya şey denebilir mesela bunun yerine, patron falan. Mafya, mafyatik adam falan. İş adamı, kötü iş adamı. Neyse. Onun değerleri kendi değerleri kadar boştu ve aslında ikisi mükemmel bir çift oluşturuyordu. Bernardo'nun çalışma odasının duvarları pahalı spor arabaların fotoğrafları, yoksulluğu kendin yaratırsın, zaman paradır, para asla uyumaz, büyük düşün büyük ol, rekabete gelemem ezerim, yoksul acınmaz gibi sloganlar yazılıydı. Wall Street en sevdiği filmdi. İnanamıyorum, aklınıza ne geldi şu anda, kimler geldi? Girişimci kafası adındaki Instagram sayfasındaki tipler gelmedi mi? Tamamen öyleymiş yani. Bakın görün işte, bu tiplerden seri katil bile çıkar yani. Manyak bunlar. İnanılmaz bir genelleme yapmam peki. Neyse, Bernardo ile tanışmasından önce Homolka'nın kalbinde zerre kadar cinayet arzusunun olmaması dehşet vericidir. Bugün de muhtemelen böyle bir arzu taşımaz. Ancak Carla gibi donuk ve boş bir küçük Barbie prensesi Bernardo ile yan yana geldiği anda etkin bir katil haline gelmiştir. Bernardo'nun bu duruma pek çok katkısı olduğunu biliyoruz. Burada sorulması gereken şudur. Böyle bir çift oluşturmaları muhtemel Homolka kadar ahlaki bakımdan yetersiz beslenmiş kim bilir ne kadar erkek ve kadın vardır. Valla bence oldukça fazladır. Yani umalım ki potansiyelleri ortaya çıkmasın. Yani umarız kimse böyle bir çift haline gelip de böyle manyaklıklar, sapıklıklar yapmaya kalkmaz yani. Kendi potansiyelleri kendi içlerinde çürür gider yani umarım. Burada Bernardo Carla ile Ian Brady, Myra Hindley ile Doug Clark, Carol Bundy ile tanışana kadar hiçbir tecavüz ve cinayetin olmadığı öne sürülebilir. Bu adamlar kendi cinayet arzularını tatmin etmek için kendileri de öldürme arzusu duyan bu kadınları kullanmış olamazlar mı? Olabilir. Bu kadınlarla tanışmamış olsalardı bu adamlar tecavüzde bulunmayacak ve cinayet işlemeyecekler miydi? Çok muhtemeldir. Ancak emin olduğumuz bir şey var. Modern tarihte erkeksiz bir Carla Homolka, bir Myra Hindley ya da bir Charlene Gallagher olmamıştır. Dikkati çeken bir istisna, cinsel heyecan için bir huzur evindeki yaşlı hastaları öldüren Gwendolyn Graham ve Catherine Maywood'dan oluşan lezbiyen ekiptir. Bunlar da iki tane hemşireydiler. Bunların da hikayesini dinlemiştim. Çok ilginç gerçekten. Belki bir gün işlerim. Kendi yaklaşımını kadınların suç ortaklığının yanı sıra kurbanlara da uygulamasına rağmen Patrick Wilson'ın 1843'ten bu yana İngiltere'de idam edilen neredeyse her kadına ilişkin İçişleri Bakanlığı istatistiklerini temel alan araştırmasında vardığı sonuca göre bir kadın katilin kocası ya da sevgilisi cinayette mutlaka bir rol oynar. Bir adam adeta Everest gibi orada yer alır. Aynısı erkek şiddet suçluları için söylenemez. Evet, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Çok yorucuydu gerçekten. Ama umarım dinlerken... ya şöyle, dinlediğiniz şeylerden değil de psikolojik çıkarımlardan umarım keyif almışsınızdır. Çünkü dinlediğiniz şeyler gerçekten keyif alınacak şeyler gibi değil de bunun farkındayım. Ama bunun için dinlemediğinizin de farkındayım. Her neyse. Bir sonraki bölüm ne zaman olur bilmiyorum. Kitap incelemelerinin ve başka videolarımın arasına arada sıkıştırmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Ama ayda bir mutlaka yapıyorum. Bundan sonraki bölümümüzde de Nazi katiller olan Ilse Koch, bir de Irma Gressa. Nazi Almanya'sındaki iki tane kadın kamp amiri, denetçi. Aufseherin mi deniyor artık? Kamp amiri diyelim, toplama kampı amiri. Bu iki kişiden bahsedeceğiz. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.